Halk arasında da havuzcu kulağı derler buna. Aslında yaz aylarında gözüken, sıkça karşımıza yaz aylarında gelen çocuk, yetişkin, her yaşta karşımıza çıkabilecek ve müthiş bir kulak ağrısı yapan, e, kulakta şişme, ödemle karşımıza gelen e, bir tür hastalık. Esas bundaki sebep tabii ki girdiğimiz havuza bağlı hijyenik sıkıntılar da bir sebeptir ama bunun dışında kişiye bağlı sebepler de var. Aynı havuza giren insanların hepsinde bu olmuyor. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Çünkü kişiye bağlı sebeplerin esas ana faktör kulağımızın içinde kulak kiri diye de ibare söylenen bizim daha çok serumen dediğimiz kulağa tıkayan kirlerin olması. Neden bunlar sebep? Çünkü havuza girdiğimizde bu kirler aynı bir ekmek gibi suyu çekerler ve suyu içinde hapsederler bir süre. Biz kulağımız tıkandığı için havuz çıkışında veya Kapalı kaldığını düşünerek oynadığımızda kulağımızdan, burada oluşan çatlaklardan bu havuzdaki mikroplar çok rahat girebiliyorlar ve ağrılar başlıyor. Tabii ki buna önlem amaçlı ne yapmamız lazım? Eğer sıkça kulağa kirlenen ve kulağı temiz giden biriyseniz veya öyle olduğunu düşünüyorsanız mutlaka e, havuz deniz zamanı öncesinde bu temizliği mutlaka yaptırmanız lazım. Bu ana e, dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. İkincisi tabii ki site veya otel havuzlarında sıkça karşılaştığınız çocuklarda ve yetişkinlerde havuza girdikten sonra sıkça ortak dış kulak yolu iltihabı görüyorsanız o havuzun hijyenini de tekrar kontrol ettirmeniz lazım. Ama bazı insanlarda maalesef her yaz veya sıkça bu karşılarına çıkar. Yani her yaz dış kulak yolu iltihabına maruz kalırlar. Buna meyilleri vardır. Bu tip kişilerin de özellikle Havuz deniz öncesi hekime başvurarak başlarına böyle bir şey gelmesin diye kullanabileceğimiz önlem amaçlı bazı ilaçlar veya losyonlar veya damlalar bulunmakta. Dış kulak yolu iltihabı başınıza geldiği zaman kulağınıza dokunduğunuzda çok şiddetli bir ağrı hissedersiniz dokunmaktan. Üzerine yatamazsınız, hafif ödemli ve şiş hissedersiniz. Böyle durumlarda genellikle esas tedavi aslında... Kulak damlaları dediğimiz içinde antibiyotik de içeren bazı damlalar verilir. Ama enfeksiyon bazen o kadar çok ciddi hale gelir ki bırakın ağrıyı dokunmazsanız bile şiddetli zonklamalar başlar. Ve bazen boyuna kadar yansıyabilir bu şişlik. O zaman gerekirse ağızdan antibiyotik tedavisi bile vermemiz gerekebiliyor. Burada önemli olan şey buna meyli olan insanların özellikle şeker hastalığı veya ek sıkıntılar olan kişiler buna meyilli daha fazladır. Gebelerin buna meyilli daha fazladır. Ee, dediğim gibi tekrar söylüyorum kulakları sık sık tıkanan insanların buna meyilli daha fazladır. Bu tip kişilerde bu başa gelmeden önce koruyucu tedaviler de vardır. Bunlara önemsemek gerekiyor. <laughs>